Selamlar hepinize. Bugün benim Klinik Plus günüm. Biliyorsunuz Nişantaşı'nda bu çok sevdiğim merkezde geçtiğimiz günlerde sizlere de hediyeler vermiştik. Bu cilt bakımı ile ilgili ama bugün yine efsane bir şey yapacağız. Doktora Eylül Yılmaz içeride. Kendisi medikal estetik doktoru. Ne yapacak? Bu yazdan sonra özellikle bu dekolte bölgesinde ve yüzdeki kuruluk ve ince çizgileri gidermek için, artık incesi kalınlığı tartışılır tabii ama her yaşa göre farklı çizgi boyutlarını yok etmek için çok güzel mezoterapi uygulamaları yapacak. Az sonra sizlerle bütün bunları paylaşacağım. Klinik Plus hazırsanız başlayalım. Ay çok heyecanlıyım çünkü bana Eylül hocamız gençlik aşısı yapacak. Gerçekten adı üstünde, harika bir şey bence. Kesinlikle. Nasıl bir şey gençlik aşısı, ben merak ediyorum. Tabii ben öncelikle size gençlik aşısını ve hangi tekniklerle yaptığımızı anlatmak istiyorum. Tamam. Elimizdeki şey gençlik aşısı. Biz bu ürünü içerisinde neler var? Vitaminler, mineraller, antioksidanlar, anti-aging içerikli ürünleri dekolte bölgesine, yüz bölgesine, boyun, ellere, cildin hangi bölgesine ihtiyacı varsa oraya uyguluyoruz. Hangi teknikle uyguluyoruz? Mezoterapi tekniği. Mezoterapi tekniğiyle. Yani bu küçücük iğne başıyla pıt 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 girip bunu yediriyorsunuz cilt altına. Evet. Bunu herkes yaptırabilir mi? Herkes yaptırabilir mezoterapiyi. Mezoterapi aslında bir tekniktir. Biraz önce saydığım gibi yüze, boyuna, vücuda belli aralıklarla, belli santimlerle cilt altına enjekte etme tekniğimiz mezoterapi tekniği diyoruz. Çok güzel. Harika. Peki şimdi biz buna bugün başladık. Ben bugün bir gençleşeceğim. Yarın bir bakmışsınız, Ebru Aker'e ne oldu diye. Güzel ellerinden sevgili Eylül'cüğümün. Peki, bir kere yaptık. Ne kadar sürede etkisini gösteriyor? Bir, hanımlar sizin adınıza soruyorum bu soruları. İki, kaç defa yaptırmam lazım? Normalde mezoterapi, gençlik aşısı olarak tabir ettiğimiz şey en az 3 seans yapılması gerekiyor. Bazen 4. seansla idame yaptırabiliyoruz. Bir ay sonrasında aralıkları da 10 gün olması gerekiyor. 10 gün arayla geleceğiz. Tık 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 dekolteden başlayacağız. Evet. Elleri anlatmıştınız. Geçtiğimiz günlerde canlı yayın yaptık sizin Instagram'da. Orada da. Ellere de lazım değil mi? Eller de yaşı gösteriyor. Genelde biz yüzümüze, boynumuza yaparken elleri ve dekolteyi çok fazla unutuyoruz. O yüzden cildimiz ışıl ışıl oluyor. Ama ellere baktığımız zaman özellikle bu pandemi sürecinden sonra antiseptikler, birçok şeyden, yazın, güneşten, rüzgardan cildimiz kuruyor. Ellerimiz daha çok unutulduğu için ellere bakımı unutmamamız gerekiyor. Ellerimiz de o zaman bugün evet. Güzelleşecek. Şöyle ellerden başlayıp başka dekolteye. Mesela bu gıdı da çok önemli değil mi? Yani bir de yazın ne oluyorsa bu birazcık bu derimiz daha gevşiyor vesaire. Ben de yaz sonrası açıkçası yayınlara başladım ama henüz böyle tam bir gençlik aşısından geçemedim diyeceğim. Gerçekten yazın çok fazla işlem yaptırmadım. Aslında bir bakım gibi bir şey. Tam olarak böyle bir estetik diyemeyeceğim bu mezoterapi dediğimiz şeyi. Nasıl ki cilt bakımı yapıyorsan. Evet. Bu da bir bakımdır. Cilde dışarıdan bir krem değil de o kremi içeriden veriyormuşuz gibi düşünebiliriz. Daha ne olsun. Ben bu tarz uygulamalara inanın çok daha fazla seviyorum. Agresif tedavilerden biraz çekiniyorum. Daha doğal, daha güzel. Tabii ki botoks vesaire, işte az önce bana anlattığınız altı noktalar var. Altın evet. Nokta mı? Altı nokta mı? Altı nokta. İşlemler var. Kaldırıyor onlar yukarı. Destekler yapıyor ama şişirmiyor. Kesinlikle şişirmiyor. Dolgu gibi şişirmez, volüm vermez, sıkılaştırıyor. 5 evet. Yıl önce, 10 yıl önce cildiniz nasıl sıkıysa o forma dönüyorsunuz. Ay, düşünebiliyor musun? Harika gerçekten. O zaman bugün gençlik aşısıyla başlıyoruz. Cildimizin kalitesini biraz arttırıyoruz. Daha sonra da altı nokta. Biyolojik lifting. Biyolojik lifting. Cildimizi lifting sağlayacağız. Harika olacak. Artık yani sonrasını hep beraber izleriz. Sevgili Eylül hocam, genç ve güzel hocamın ellerine teslimim. Gerçekten uzun zamandır bekliyordum, kendisine bir türlü denk gelemedik. Klinik Plus'ta bugün buluştuk nihayet. Şimdi dediniz ki gözaltı çok önemli. Bu yorgunluk giderilmesi için gözaltı ışık dolgusunu öneriyorsunuz. Bu işlem herkese yapılabiliyor mu? Erkekler de yapabiliyor mu mesela? Ve onun dışında mesela kadınlar, erkekler, gözaltı problemleri, morluk problemleri, şişlik, ödem problemleri olanlar bunu kullanabiliyorlar mı? Kalıcılığı ne kadar? Dolaşımda bir arıza yaratıyor mu?
hassas bir bölge olduğunu bildiğim için özellikle bu soruları tabii toptan sormuş olayım size. Yani özellikle göz altı hassas bir bölge olduğu için oraya kullanılan dolgunun çok ince bir dolgu olması gerekiyor. Eğer ki kalın bir dolgu kullanılırsa dolaşımda sıkıntı yaratabiliyor. Birçok şeyde problem yaratabiliyor. Her zaman dolgu mu yapmak lazım? Hayır. Bazen göz altında yani çukurluk yoktur fakat derinin rengi mor veya kahverengidir. Onu gidermek için biz mezoterapi yapıyoruz. 3 seans olacak şekilde cildin rengini açacak içerikte mezoterapiler var. 3 veya 4 seans olacak şekilde 10 gün aralıklarla yine biz göz çevresini, hatta göz altı değil göz kapaklarında da bazen kuyruklar olabiliyor. Onların da rengini biz mezoterapiyle açabiliyoruz. Aa, çok güzel. Evet. Göz üstündeki morluklar mezoterapiyle açılırken peki bu göz kapağı estetiğini de ben çok duyuyorum. Siz gerçi estetik yapmıyorsunuz ama bu tarz cerrah değilsiniz. Bu tarz işlemler bu göz kapaklarını da toparlıyor mu? Yani botoksun bir kaldırma özelliği olduğu belli. Bir gün botoksa ihtiyaç var mı? Kesinlikle bir şu an ihtiyacımız yaptırmıştım yok. Çünkü. Botoksla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bir kadının kesinlikle ilk yaptırması gereken şey botokstur. Değil mi? Çünkü o kadar çok fark ettiriyor ki yüzün yarısını değiştiriyor. Evet. Bir de mesela yaşı çok gösteriyor. Mesela bir insan bana yaşını sorduğu zaman ona gülümsetiyorum. Çünkü ilk yaşı gösteren çizgiler bu kaz ayaklarıdır. Bak bana baktığında hiç yaşımı okuyamıyorsunuz yani. Ama mesela ben gerçekten bunu her zaman söylüyorum. Biraz böyle mimikli olmayı seviyorum. Yani biraz bir yerlerim kırışsın, buruşsun. Kesinlikle çok doğru düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Hani tamamen yapay mimiksiz veya sıfır çizgi. Bu yaparlık demektir. İnsanda bazen küçük de olsa çizgiler çok yakışabiliyor. Evet. Ben seviyorum minik ufak çizgileri, mimik çizgileri. Kesinlikle. Ama botoksa tabii yaptırmak gerekiyor. Çok fark ediyor, çok değiştiriyor. Yüzü çok güzelleştiriyor. Olmaması gereken derin çizgilerin oluşmasını, derinleşmesini engelliyor. Son zamanlarda duyduğum bir başka önemli mevzu da bu jawline denen nokta. Evet, çeneye yapılan dolgular. Hemen Eylül Hoca'ya onu sormak istiyorum. Ne yapıyor bize bu? Bu çene dolgusu neden bu kadar moda? Çene dolgusu neden moda? Çünkü çene dolgusu diğer dolgulara kıyasla tek bir iş yapmıyor. Tek bir işte 3 etki gösteriyor. Ne yapıyor? 1. Buraya koyulan çok küçük bir dolguyla yüzün formunu direkt inceltiyor. V-shape denilen elmas shape yüz şeklini değiştiriyor. İkinci özelliği gıdı varsa... İsimlerin güzelliğine bak. V-shape. Evet. Gıdı varsa gıdı görünümünü gizliyor. Önden bakıldığı zaman ve yandan bakıldığı zaman çene dolgusuyla gıdı yokmuş gibi görünüyor. İkinci sevdiğim etkisi. Evet, çok güzel. Evet. Ve veya çene gerideyse, bazı insanlarda doğuştan yapısal genetik olarak çene geride oluyor. Onu düzeltmiş oluyor. Öne doğru veya normal bir fonda çenesi oluyor. Bu etkilerinden dolayı çene dolgusunu ben çok seviyorum. Peki bu jawline'la çene dolgusu başka bir şey mi? Şöyle. Mesela benim doğuştan bu jawline'ım, benim bu kemiklerim çok gerçekten belirgin. Ama mesela bunu mu yapmaya çalışıyorsunuz yoksa benim de ihtiyacım var mı? Bu ne işe yarıyor? Jawline genelde çok kilolu insanlarda veya çok ileri yaşlı kişilerde şuradaki hat, çene hattı diyoruz. Biz o gidiyor ve şu şekilde düz, kilolu veya yaşlı bir görünüm oluyor. Tam tersi görünüm ise daha genç, daha dinamik ve zayıf gösteriyor kişiyi. O yüzden birçok kişi bize jawline dolgusu yapmak için başvuruyor. Daha çekici ve daha güzel görünüme sahip olmak için. Özellikle jaw çene demek, line hat demek. Çene hattı. Evet. Çene ucundan mandibular hatta kadar olan bu şerit şeklindeki dolguya jawline diyoruz. Bunun etkileri de biraz önce söylediğim gibi daha çekici ve daha güzel bir görünüm kazandırmak. Peki mesela siz bana şimdi jawline yapar mısınız yoksa mesela Ebru bir tek sana çene ucu yeter mi dersin yoksa? Sizin çene hattınız dediğiniz gibi doğuştan çok güzel olduğu için ona ihtiyacınız yok. Evet. Çene hattınız çok güzel, çene ucunuz da çok güzel görünüyor. Çenemin ucu da güzel diyorsun. Evet, evet. Biraz daha uzasa ben de elmas yüzü olmaz mı? Çok hoşuma gitti, ben de elmas yüzü olmak istiyorum. İsterseniz tabii ki, neden olmasın? Peki, şimdi tabii bu böyle isteğe bağlı da yapmıyorsunuz bunları, biliyorum. Özellikle bir estetik göz çok kıymetli burada. Sizlere teslim oluyoruz. Çünkü bazı şeyler böyle şişen yüzler falan da görmek çok hoşumuza gitmiyor, değil mi? Dolayısıyla da siz belli bir ölçü yapıyorsunuz. Mesela benim dikkatimi şu çekiyor. Doktorlar bizi konuşturuyorlar bu işlemleri yapmadan önce. Ve konuşurken tüm mimiklerimizi inceliyorlar. Aynen öyle. Değil mi? Nerede neye ihtiyacım var? Konuşurken nerem çekiyor, nereme neye ihtiyacı var? Nerem fazla, değil mi? Falso veriyor özellikle. Sen mesela bakar bakmaz dedin ki Ebru Hanım hemen bugün dekolteye bir şeyler yapalım. Yüze yapalım. Şu yaz şeyini atalım. Yaz sonrası oluşan bütün
toksinleri birikmiş, evet, kuruluk, antioksidan özellikle olan birçok ürünle orayı açmak, nemlendirmek, parlatmak istedim. Özellikle el ve dekolte bölgesi çok unutulduğu için. Güneş kremi sürerken, nemlendirici sürerken lütfen bu bölgeleri unutmayalım. Unutmayalım. Bir de çoğu annem gibi şunu söylemek istiyorum. Genelde erkek ve kadınlarda yapılış şekli çok farklıdır. Erkeklerin bu köşe kısımları daha keskin olurken kadındaki yüz daha ovaldir. Erkekler gibi kadınları da bu şekilde yaparsak erkeksi bir görünüm oluyor, hoş durmuyor. Birçok kişi böyle başvurduğu için ona dikkat çekmek istiyorum. Aynen. Kadınların aynen daha keskin bir görüntüsü olmaması gerekiyor şu jaw hattında. Evet, ha, bu da çok önemli bir dipnot. Yani doğal olmayan hiçbir şeyi yapmıyoruz. Efendim gördüğünüz gibi bugün de parladık. Devamı gelecek, bizi takipte kalın.